Şimdi gelelim şu mektup konusuna. Evet. İç siyasete etkilerine gelelim. Çünkü Amerikan kamuoyunun bu mektuba verdiği tepkiyi elbette sorarım ama Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından hemen önce yazmış olduğu diplomatik nezaketten ve dilden son derece uzak o mektuba verilen yanıt sizce Türkiye kamuoyunda vatandaşı tatmin etti mi? Bir kere biz doğru tepkiyi verdik mi? Ya şimdi az önce aslında iki cümleyle söylemeye çalıştım. Uluslararası ilişkilerde dedim, düşmanlıklar değil menfaatler olur dedim. Şimdi şu olmuş olsaydı, biz Barış Pınarı'nın sonunda Amerika Birleşik Devletleri ile masaya oturup tezlerimizi kabul ettirmemiş olsaydık, yazıklar olsun. Biz Amerika'ya karşı kendimizi ezdirdik, hiçbir şey yapmadık. 10 mektubu paçavra gibi yüzüne atmalıydık, şunu yapmalıydık vesaire. Veya daha sert tepki göstermeliydik, elbette ki diyebiliriz. Yani şimdi diplomaside bir takım nezaket kuralları var. Adam birisi terbiyesizse, yolda birisi küfrediyorsa hemen biz de karşılığında küfretmemiz gerekmiyor. Yani elbette ki onun cevabının verilmesi lazım mı? Cevabının verilmesi lazım. Birincisi cevabının ben Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşmada, yani terör örgütünün 32 kilometre Türkiye Cumhuriyet Devleti sınırlarından 32 kilometre dışına çıkarılmasına, orada bir 10 kilometrelik bir barış koridoru oluşturulmasına Amerika Birleşik Devletleri'ni imza atmaya ikna etmemizin ve bunu imzalamamızın verilmiş bir cevap olduğunu düşünüyorum. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Ben de yani sonuçta bu ülkede yaşayan bir insan olarak binlerce yıllık devlet geleneği olan 150'ye yakın 15-16 tane imparatorluk, 150'ye yakın devlet, beylik kurmuş bir gelenekten gelmiş bir topluma daha tarihi belli olmayan, neydi belirsiz, kısa bir geçmişi olan, nezaket sınırlarını aşan o mektubu en şiddetle kınamamız gerektiğini gönülden inanıyorum. Ayın 13'ünde şayet, 3-4 gün içinde belli olacak deniyor. Ne olmalı sizce? Ya şimdi duygusal olarak mi? Duygusal olarak mi? Şimdi duygusal olarak baktığımızda ya bize ettikleri onun ettiğini kimse yapmadı. Ne işimiz var kardeşim diyebiliriz ama tekrar aynı şeye dönüyorum. Uluslararası ilişkilerde küskünlükler olmaz, menfaatler olur. İşte tam da orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında gitmesi gerektiğini, masaya oturması gerektiğini, mektubunu da masaya koyması gerektiğini, Trump'ın gönderdiği i̇ade mektubu masaya koyarak yani iade etmesinin çok daha mantıklı, devlet adabına ve üslubuna daha yakışır gitmesin, olduğunu düşünüyorum. Gitmesin, hiç gitmesin diyen siyasetçiler de var. Ya bence şöyle, muhalefet kanadından özellikle. Evet, ya bu şuna da benziyor tabii. Daha küsmüş, dağın haberi yok. Ama gitmemesini mektuba duyduğu kırgınlık olarak algılamaz mı Birleşik Devletler Başkanı? Ya adam mektupta yazdığının 10 katını Twitter'da yazıyor zaten her gün yani böyle ama şeylerde. Ama devlet arşivlerine girmiyor en azından Twitter'da. Ya olsun ama yine orada da duruyor yani. Evet artık tabii haklısınız. Google denilen evet, bir mecra var yazıyorsunuz size söylüyor yani. Haklısınız. Şimdi öyle olunca bir şey vardır. Bir insandan bahsedersiniz ki ağzımdan kötü bir söz çıktı. Ya ben bundan mahcubiyet duyuyorum diye yıllarca mahcubiyetini duyacak. Ya bir kızgınlık anıma geldi ağzımdan böyle bir söz sarf ettim dersiniz bir arkadaşınıza bir dostumuza yıllarca hep böyle boynunuz bükük kalır. Adam öyle değil ki. Adam yani saniyeler içerisinde farklı şeyler söylüyor. O mektuptan sonra neler söyledi neler yarın bir gün kuvvetle muhtemeldir ki Amerikan seçimleri yaklaşınca o dönemde 2020'nin yani mesela biz daha şunu bilmiyoruz. Mart ayında S-400'ler aktif hale gelecek. Planlar öyle. S-400'ler aktif hale geldiğinde Trump ne yapacak? Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak? Bugünkü söylediklerinin misliyle daha ağır işler yapmaya mı başlayacak? Sineye mi çekecek? Bunu öngörmek mümkün değil. Ama ben tekrar özetlemek gerekirse, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi gerektiğini, çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle böyle. Sorunlarımız var mı? Var. Bakın bunu söylerken AK Parti iktidarı Türkiye'yi mükemmel idare ediyor. Her şey güllük gülistanlık diye hiç kimse söyleyemez. Pek çok sorunumuz var. Pek çok yanlış yapılan iş var. Ama bir taraftan bir beka meselemiz var. Yani Barış Pınarı meselesi veya terörle mücadele
bizim bir beka meselemiz. Bunun ne AKP'li, ne CHP'li, ne MHP'li kimseyle ilgisi yoktur. Bu toplumda yaşayan çocuklarımızın geleceğiyle ilgili bir mesele. Şimdi böyle bir ortamda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti eksik kaldı, gedik aldı. Ama sözde dünyanın iki tane süper gücü dediğimiz bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya ile masaya oturdu. İstediğini aldı, eksik aldı, fazla aldı. Efendim 32 kilometre geriye çekilmeseydi, hepsini yok etselerdi daha iyi olurdu. Koridor 6 kilometre... Ama size göre de PKK'nın tümden yok edilmesi için topyekün mücadele daha önemli değil mi? Belli bir sınırda bırakılması, yani nereye kadar bizi kurtaracak diye bir soru da gündeme gelmiyor mu? Evimize taş atan şeyler vardı, insanlar vardı. Bizi rahatsız eden insanlar vardı. Onları evimize taş atma mesafesinden biraz uzağa gittiler. Evet. Ama yarın bir gün sapanla atarlar mı bilmiyoruz onu. Yani eliyle atıyordu. Yarın bir gün sapanla atarlar mı bilemiyoruz. Şimdi burada tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama burada Amerika ve Rusya'nın niyetinin ne olduğunu bilemiyoruz. Ne kadar iyi niyetler onu bilemiyoruz. Yani mesela kaygılarımız var mı? Var. Benim de kaygım var. Kişisel olarak kaygım var. Nedir ne kişisel kaygımız var? Mesela benim kişisel kaygım şu. Biz terör örgütünü, sizin de sorunuzda ifade ettiğiniz gibi topyekün imha etmekten bahsediyorduk. Adamlar kağıtlara YPG 32 kilometre geri çekilecektir diye yazdılar. Bu şu anlama da geliyor uluslararası kamuoyunda veya uluslararası ilişkilerde, kamuoyunda. YPG'yi bir terör örgütü olarak değil bir muhatap olarak kabul ettiler. Yarın bir gün, hiç gönlümüz istemez, asla istemeyiz ama yarın bir gün işte atıyorum Suriye'nin bir bölgesinde Amerika bir YPG'nin kontrol ettiği bir bölgede bir özellik, devlet vesaire kurduğunu, tanıdığını söylerse ne yaparız? Yani adam çıktı Kudüs'ü şeyin İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etti. Evet. Yarın bir gün derse ki, bir de bakıyoruz yani şimdi şimdi tabii bugünkü konumuz bir hafta sonu sohbeti için biraz böyle ağır bir konu şey konusu. Suriye meselesi ama o hayatımızın sadece böyle bir YPG, PKK bilmem ne vesaire gibi değil. O kadar çetrefilli bir iş ki. Yani birden çok nedeni olan nedir? Belki üç cümleyle söylemek gerekirse. Bir, orada İsrail'in yalnızlaşmasını önleyecek orada dost, müttefik bir bölge, bir devlet yaratmak. Birincisi. Birinci amacın bu. Ama tek başına bu mu? Bu değil. Suriye'de zengin yeraltı kaynaklarının olduğu bölgeler var. Şimdi Amerika'nın şey yaptığı bölgelere, idare ettiği, yönettiği bölgelere baktığımızda Suriye'nin zengin kaynaklarının %90'ının Amerika Birleşik Devletleri ve YPG kontrolünde olduğunu görüyoruz. Yani evet. Bir para var, orada evet. Şey var. Ondan sonra iki kaynak var orada. Kaynak evet. Var. İki ya orada bir İsrail devletine yarın bir gün destek çıkacak. Çünkü niye işte Suriye ile münasebetini İsrail'in biliyoruz. Yani şeyle biliyoruz. Bir düşüncesi olduğunu biliyoruz. Bir tarafta da tabii şey var. Yani tek başına Amerika yok. Bir tarafta da İran var, Rusya var. İran ve Rusya'nın da farklı çıkarları var. Bir tarafta da Türkiye var. Hepsini toparlayacak olacak. Tam bu şeyde at izinin it izine karıştığı bir dönemde dünyanın süper güçleriyle eksik gedik de olsa, keşke daha fazlası olsaydı, masaya oturabilme, masaya yumruğunu vurabilme gücünü Türkiye'ye hissettirdiği evet. için bu ülkede yaşayan bireyler olarak, vatandaşlar olarak mutlu olmamız lazım bundan dolayı. Evet. Şimdi dolayısıyla bu masada kazandıklarımızı küserek kaybetmek yerine, küserek kaybetmek yerine, yarın bir gün çantamızı elimize alıp tezlerimizi koyup, al kardeş bu da gönderdiğin mektubun burnunu siliyorsun, çöpe mi atıyorsun, ne yapıyorsun, yap deyip tezlerimizi de anlatmamız lazım. Ama oraya gidip eğilerek, diz çökerek değil, dik Türkiye durarak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya da Türkiye Cumhuriyeti Yönetmeni hiçbir yapışır. Lider, hiçbir devlet adamı eğilip bükülmemiştir bugüne kadar tabii zaten. Ki. Tabii ki. Bir liderin karşısında. Var mı eklemek, söylemek istediğiniz, bir kamuoyu araştırmacısı olarak dikkatini çekmek istediğiniz bir nokta? Ya şunu söylemek istiyorum. Aslında sözlerimin başında da ifade ettim. Türkiye zor bir dönemden geçiyor.
İşte Suriyelilerin gidecek bir Türkiye'si vardı. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Yani Allah korusun. Başımıza bir şey gelir ise bizi kabul edecek hiç kimse yok. Barış Pınarı'nda gördük. Bakın Barış Pınarı'nda dünyada kaç tane dostumuz olduğunu da gördük. Azerbaycan destek verdi. Yani, neyse yani 2-3 tane yani bizim yetiştirdiğimiz, beslediğimiz, baktığımız bilmem ne yerlerden birer destek görmedik. Şimdi öyle olunca bizim bizden başka dostumuz yok. Gün kavgalar, düşmanlıklar, ayrışma günü değil. Gün birlik beraberlik günü. Siyasi hesaplaşmalarımız elbette ki olacak. Siyasi taleplerimiz elbette ki olacak. Biz Türkiye olarak birbirimizden farklı renklerimiz var. Etnik, mezhepsel, ideolojik. Bu bizim zenginliğimiz. Ama dış tehditlere karşı tam da bir araya gelme, daha omuz omuza verme zamanımız. Yarın bir gün, böyle bizim günlerde bence daha yakın ilişkiler kurmalıyız siyasetçiler olarak birbirimizle. Yarın bir gün seçim satım haline geldiğimizde eteğinizdeki taşları dökmekte, birbirinizin kafasını, gözünü kırmanızda hiçbir mahsur yok. Ama kırıyorlar o gün, zaten. Ama o gün bugün değil yani. Kırıyorlar evet. Evet. Sizler de o seçim dönemlerinde bizlere hep destek oluyorsunuz. O kavgaların, o dövüşlerin seçmende nasıl karşılık bulduğunu bizlere anlatıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ulusal Kanalı izleyicisi için bugün bütün fikirlerinizi, engin fikirlerinizi bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Ben yine teşekkür bekleriz. Ederim. Efendim biz bugün itibariyle noktalayacağız. Haftaya cumartesi saatler 9 gösterdiğinde ben Sinan Fıstıkoğlu yeniden sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum efendim. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere harika bir pazar ve güzel bir hafta başlangıcı temenni ediyorum efendim. Lütfen kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın.